İnsanın hidayetine vesile olmak dünya ve dünyanın içindekilerden hayırlıdır. Evet. Düşünün yani bugün İnşallah. mal, para, hırs, araba, Evet. yaz, yaşa, yat, kat insanların Atsın. uğraştığı binlerce şey var değil mi? Evet. Yani yüz, mesela Evet. ama hepsi bakın dünyalık ve dünya ve dünyanın içindekiler. Diyor ki bir insanın hidayetine vesile olmak bunların hepsinden hayırlı. Ya. Yani daha hani daha ne istesin? Şimdi bizim yaptığımızda bu. Yani diyoruz ki işte bak biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Ve bunun işte o bir namazın o huzuru, yani o başınız o gerçekten o kıldığınız iki rekat namazda o başınızın secde halindeki Allah için sorarım bütün namaz kılanlara veya namaz kılmak isteyenlere Allah için o huzuru nerede bulabilirsiniz? Yok ki öyle bir huzur, yani yok. Evet. Orada Allah'a o teslim olduğunuz o an, yani o eğildiğiniz gerçekten hani böyle huşuyla namaz kıldığınız andan bahsediyorum. Hani kalbi duadayım diye. Hani Aynen. duaya geçtiğiniz anın yaşadığınız o huzuru, o namazın getirdiği hani bir sabah şöyle kalkıyorsunuz yerinizden Allahu Ekber Bismillah diyerek. Evet. Ya Rabbi böyle gidiyorsunuz bir abdest alıyorsunuz. Ondan sonra inşallahü teala böyle adeta böyle peri gibi Onun öyle tadı hiçbir şeyde elinizde yok değil mi? yani. Onun bir Evet. tadı veya işte camiye gidenler için erkekler daha ziyade tabii o Evet. saatlerde gidiyor. Yani oradaki huzur, oradaki güzellik, o sabah seherindeki, o esintisindeki, yani Ya. sanki, yani ben hep öyle hissederim. Hatta böyle hep bu ezanla ilgili yazdığım sözlerde, hani böyle o sabah seherinin böyle yüzüme vururken ya da işte hani sabah böyle Bismillah ki sünnettir sabah camları Evet. açmak. Sabahleyin o camı açtığınızda sanki böyle o şeyin hava zerreciklerin içerisinde böyle dualar varmış. O zerreciklerin içinde ayetler varmış böyle geziyormuş da Ya. onlar böyle vücuduma, ruhuma teneffüs ediyormuş. O haleti ruhiye girerim. Yani sanki o haleti Ya. ruhiye ben hani sabah bunu kendinizde de deneyin. Sabah esintisinde hele ki o ezan okunurken bir şöyle camı açtığınızda o hissettiğiniz Ay, duygu çok güzel. değil mi Gerçekten. inşallah Teala? İnşallah Rabbim herkese hissettirsin. Amin amin inşallah. Dilimizden yüreklerimize indirsin. Amin. İman insanı sultan eder. Eğer hakkıyla iman edebilirsek. Bu demek değildir ki biz çok mükemmel yaşıyoruz. Bu böyle bir şey de yok aslında. Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. İşte o kapalı şunu yapmasın, o şöyle bunu yapmasın. Hani toplumda çok eleştiriliyor ya. Bakın o Müslüman siz de Müslümansınız. Fark yok. Evet. Yani Müslümanım diyorsanız hani ben ateistim diyorsan o seni bağlar. Onu ilgilen, Evet. beni ilgilenmiyor. Ben Müslümanım diyorsa bir insan yani diğer mesela hocayı eleştiriyor. Yani yaptığı bir şey tamam uç bir şeyse belki bile ama normal statüde belki onun hep yaptığı. Hani diyor ki insan kendi kusurlarını araştırsa hani başkalarının kusurlarına bakmadığı vakittir insan olması. Yani şimdi öyle bir şey ki sanki o Müslüman sanki o tecrit edildi. O bütün günahlardan beri o beşer değil. O her şeyi dört dörtlük olmak zorunda. Neden böyle? Yani sen Müslüman değil misin Müslüman kardeşini yargılarken? Ama diyor mesela şimdi iyi de kapalı. Tamam elbette ki. Evet tesettürlü ile tesettürsüz arasındaki fark. Ki çok derler bazen. Bunu sosyal medyada çok kullanırlar. Böyle kapanacaklarsa kapanmasınlar. Yapmayın. Gerçekten Allah'ın örtünün dediğine bizim açıl deme hakkımız yok. Evet, bu çok Bu çok yanlış. büyük bir günah. Çok Yani böyle yanlış, evet. kapanacaksa kapanmasınlar gibi bir Yapabildiği şey. kadarını yapsın. Yapabildiğini yapar. Evet, Yani evet. herkes çünkü siz de kendi hesabınızı kendiniz vereceksiniz. O insanlar da kendi hesabını kendi verecek. Kimsenin kimseyi yargılamaya, sorgulamaya hakkı yok ki. Sonuçta o Müslüman, siz de Müslüman. Evet. Yani o kadarını yapmış. Hadi buyur sen de yap. Hadi sen daha güzelini yap. Hadi Evet. yapabiliyorsan buyur örnek ol. Evet. Sen örnek ol insanlar arkandan gelsin. Yani yaptın da yapma mı dediler. Şimdi böyle bakılırsa bakın bunlar hep nefis tezkiyesi. Yani Evet, evet. o kendi nefsini aklamak adına diyor ki ben diyor namaz kılmıyorum ama diyor işte benim arkadaşım namaz kılıyor ama işte çok dedikodu ediyor. Sen de dedikoduna denk gelmiştir. Yani bunlar var ya bakın şeytanın oyunları başka Evet, hiçbir şey değil. vesveseleri Samimi söylüyorum hakikaten, tamamıyla yani hakikaten. bunlar size geldiği zaman anlayın ki bakın hep şunu söyleyin kendinize. O zaman inşallah hakkı ve hayra dönersiniz. Ben ne yapıyorum? Evet. Samimi söylüyorum ben hep oradan baktım hadise. Eğer etrafımdaki hacı hocalara baksaydım inanın belki Allah korusun imanım da olurdu. Eğer etrafımdaki hacı hocaya baksaydım yok işte ötekine baksaydım. Ben ne yaptım? Ben Kur'an ve sünnete baktım. Evet. Çok doğru. Oturdum hani tefsirlerimi okudum, araştırdım. Tamamıyla okudum. Bakın devamlı Evet. okudum, Evet. okudum. Rabbim de hidayet lütfetti. İnşallah hidayetteyizdir. Çok Böyle şükür. baktığımda İnşallah. şu anda da diyorum ben ne yapıyorum? Yani diyelim bir bacımla ilgili görüyorum ben de insanım. Yani ben de insanım. Ben de eleştirecek çok şey bulabilirim. Bir gıybet etmeyeyim diyorum. İki de hüsnü zan. Evet. Müminde Suizandan, olması gereken zandan en büyük özellik kaçının bakın. diyor ya ayeti Evet yani kerime. hüsnü zan sahibi olmak. Yani bakın hüsnü zan ki bir şiir miktarı aşk kitabımda bunu ince yani özellikle bir kompozisyon dairde bir makale bölümünde yazdım.
gerçekten hüsnü zan aslında size güzellik katan bir şey. Evet. Bunu insanlar bilmiyorlar. Evet. Yani suizan ede ede yani hatta şey diyor hani 40 gün diyor vaaz dinlemeyen insanın kalbine bir nokta konuyor. İşte nokta yani bir şey düşünün. Ayna düşünün. Yüzlerce binlerce nokta konuyor. Güneşe tuttuğunuzda o ayna yansıtır mı? Yansıtmaz. Evet. Ama normal bir aynayı tuttuğunuzda pasparlaktır ve bembeyazdır ve güzel bir şekilde yansıtır. İşte kalpte böyle bir şey. Nokta nokta. Bakın o suizanlar, o kötü düşünceler. Ve arkadan şöyle bir parantez açtırıyor. Şeytan açtırıyor. Bakın emin olun. Yalan söylüyor. Bakın yalanına emin değilsin. Onu yaptığına emin değilsin. Suizan. Kötü düşünce. Asıl size zarar veriyor. Çünkü sizin kalbinize siyah bir nokta koyuyor. Evet. Evet. Yani o insandaki zaten günahı alıyorsunuz. Onu bir temizliyorsunuz. Bir de yetmiyor kendinizi. Hani ama hüsnü zan sahibi olursanız, hani hüsnü zan sahibi olursak her zaman şöyle bir ölçü var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sahabelerde de şöyleymiş. Bakın 100 tane yaklaşık 99 tane mesela biri geç kaldı. Bir şey oldu. 99 tane güzel hasta sırala. Ya yani şundandır, bundandır. Evet. Hep evet. İyi ama hep iyi. Yüzüncü de derlermiş Allahu alem. Yani Allah bilir. Evet. Hani inanılmaz bir huzur aslında. Yüreğinize inanılmaz bir huzur. Çünkü kimse hakkında kötü düşünmez insanlarla evet. dönüşüyorsunuz. Evet. İnanılmaz bir huzur sarıyor. Huzur, bu sefer evet. işte kıldığınız namazdan lezzet alıyorsunuz. Tabii. İşte tabii. yapmış olduğunuz ibadetler size farklı şekilde... Hayra yöneliyor kişi. Hayra yöneliyor. Evet. Sizi daha büyük hayırlara yönlendiriyor. Ondan sonra belki şimdi o insan hakkında ettiğiniz hüsnü zan, bakın hüsnü zan, o insanı size sevgi besletiyor. Bu evet. benim hayatımda çok olmuştur. Geliyor, hatta ki mesela gıybetimi yapmış, geliyor, tabii bir rahatsız oluyor Müslüman kardeş, gıybetimi yapmış, geliyor hocam diyor, siz de helalleşebilir misiniz, gıybetimi yaptınız. Mesela ben hani o insanı da kısmen biraz tanıyorsam, hani gıybetimi de oranını da tahmin ediyorsam gene neler kaynattınız bakalım diye şakalaşıyorum yani. Hadi bakalım dökülün diyorum, helal olsun diyorum. Hani yapmamak da şimdi evet. bu da ayrı bir meziyet. Yani o insanın bunu demesi de güzel bir şey. Hani anlatabildim mi? Bunlar işte toplumsal beraberlik, birlik, güzelliği, evet. hoşgörüyü, sevgiyi. İşte bakın kim ne bize adam eden? Nasıl biz adam oluyoruz? Nasıl biz hani adam oluyoruz derken nasıl insan oluyoruz? İşte imanla oluyoruz. Evet. Çünkü kalbimizdeki o cevheri onu ortaya çıkartmaya çalıştığımız için, işte temizlediğimiz için. Zaten neden cehenneme gideceğiz? İşte orada ateşte o yanacakmış ya. O cevher çıkana kadar müminler için. O günahlardan arınana kadar. Burada arındıramazsak orada arındıracaklar işte. Evet. Maazallah. Allah yar ve yardımcımız olsun amin. İnşallah. Amin inşallah. Sonra hani şöyle bir şey, böyle bir reaksiyon oldu. Benim annem babam tesettüre çok karşı çıktılar. Hayır yapmayacaksın dediler. Tabii tabii. Yani şimdi çünkü o, ben şu an sor, yani şu an düşündüğümde onlara hak veriyorum. Çünkü yani bilinmeyen bir şey. Bilmiyor. Bilmiyorlar. Yani başka bir şey zannediyor. Bir de ön yargı var. Aynen. Ha yani evet. hatta ben ilk işte örtündüm vesaire işte böyle namaz kılıyorum. Hani babam bana demişti hiç unutmuyorum. Dedi ki kızım bu kadar mı? Hani bu mu? Yani örtüneceksin namaz bu mu? Şimdi yani şimdi ben düşünüyorum sen başkomiser hani hayatı böyle şeylerle böyle bir de 79 olayları olmuş geçmiş hani biz büyümüşüz 90 zamanları vesaire. İşte hepsi hani bir de okumuşum diye çok şey bir öğrenciydim böyle çok faal vesaire. Hani çok iyi yerlerde okumamı düşünüyorlar. Tabii tesettür yasağı geldi. İşte 9 Eylül Üniversitesi'ni kazandım diyorlar. Ben. Evet. Bir de gidip bulamamışım gibi tiyatro bölümünü kazandım. İşte ben tutturdum gitmeyeceğim. İşte ben tesettüre gireceğim, ben okumaya gitmeyeceğim vesaire. Onlar tabii hayır diyorlar yani gideceksin. Okuyacaksın olur mu? Hani ne demek? Hani zaten tesettür olgusu bile o kadar uzaktı ki. Yani bir belki bizim işte benim mesela ben tesettürlüyken annem açıktı benim hala. Evet. Yani benim belki örtünmemden bir 10 sene sonra annem örtündü. Ama hani öyle bir şey ki o zaman daha sonraları diyorlar ki Allah'a şükürler olsun elhamdülillah hani ne kadar güzel hani bize de hatta bize de vesile oldunuz. Ama tabii çok büyük bir mücadeleydi. Bir de bu sadece salt yani annem babam değil yani bütün akrabalarım, eşim, dostum. İşte dayım mesela yani yattığı yer nur olsun hani. Evet. Nasıl anlatayım? Yok yerlikten reddeden. Allah Allah. Sen tokalaşmıyorsun şöyle böyle. Bütün yani İslami imgeler üstünde inanılmaz bir imtihandan geçiyorsunuz. Okulda hakeza. Yani mesela benim kendi öğretmenlerim telefon edip Nur Hayat nasıl bunu yaparsın? Nasıl kendine sanki bunu şey yaparsın? Kötü bir şey İnanın bakın gibi. Buradan buraya geldi bu toplum elhamdülillah. Ya.